Herkese merhaba, ben Satı Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir tarifle geldim. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Güvenle deneyin. Tarifimde milföy kullanıyorum ve kıymalı pide tarzında muhteşem oluyor. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Tarifim için ilk önce sosunu hazırlıyorum. 100 gram kadar kıyma kullandım. Bir tane büyük kuru soğanımı rendeledim. Bir tane domates rendeledim. Bir tane yeşil biberim vardı. Bayağı bir acıydı. Küçük küçük doğradım. Onu ekledim. Baharat olarak da tuz, karabiber, pul biber ve kuru maydanoz kullandım. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Bir yemek kaşığı da ketçap ekleyelim. Sonrasında da ister kaşıkla isterseniz de elinizle güzel bir şekilde karıştırın. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Kıymalı harcımız da böyle kaşıkla rahat bir şekilde yayılabilecek kıvamda olmalı. Milföylerimi ben buzluktan çıkarttım. Daha sonrasında da böyle ayırdım. Birazcık tezgahın üzerinde beklettim. Biraz yumuşattım. Tam orta kısmında bir çizgisi var. O kısımdan kesiyorum ve ikiye bölüyorum. Fırın tepsisine yağlı kağıdımı yerleştirdim. Daha sonrasında da milföyleri aralıklarla diziyorum. Milföylerimizi yerleştirdikten sonra da pişerken böyle çok fazla kabarma yapmaması için çatalla böyle delikler açalım. Tamamını aynı işlemden geçirdikten sonra da üzerlerine hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızdan birer yemek kaşığı kadar koyalım. Sonrasında da kaşığımızın arka tarafıyla da eşit bir şekilde yayalım. Ben bugün tam iki tepsi yaptım ama bu vermiş olduğum kıymalı harcın sosu tam bir tepsi içindi. İsterseniz hani bunun miktarını artırabilirsiniz ya da bir tepsisini peynirli de yapabilirsiniz. Kaşığımızın arka tarafıyla eşit bir şekilde böyle yaydıralım. Daha sonrasında da önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Yaklaşık 10 dakikada pişiyor ama her fırın farklı olabilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. İsteğe bağlı üzerine kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. İlk tepsimi fırına veriyorum. Daha sonrasında da ikinci tepsimi hazırlıyorum. İkinci tepsiyi de eşim için yaptım.
Kıymalı harcım bittikten sonra da birazını da peynirli yaptım. Peynirli harç olarak da biraz mozzarella peynir doğradım. Beyaz peynir doğradım. Bir tane de yumurta kırdım. Bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Sonrasında da karıştırdıktan sonra üzerine kaşıkla koyuyorum. Fırından çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi kıymalı pide tarzında gerçekten çok da lezzetli oluyor. Güvenle deneyin. Yapımı çok kolay, çok da lezzetli oluyor. Alt kısmının da nasıl kızardığını hemen net bir şekilde görebilmeniz için sizlere yakından çekim yaptım. Gerçekten güvenle deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımızın etkileşim için daha çok kitleye ulaşabilmemiz için lütfen izledikten sonra beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan da haberiniz olmuş olur. Bir de sizlerden ricam var. Lütfen denedikten sonra olumlu ya da olumsuz mutlaka yorum bırakalım. Çünkü ne kadar bizler güzel oldu mutlaka deneyin desek de sizlerin yazmış olduğu iki kelime bizler için referans oluyor. Bizleri çok fazla tanımadıkları için o yüzden yorumlarda mutlaka bakıyorlar deneyen olmuş mu diye. O yüzden de bu kısımda sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.